AK Parti Çorum Milletvekilliği aday adaylığımı bir kez daha açıklıyorum. Çorum'un tanınmış iş adamlarından Bekir Horuz, AK Parti'den milletvekilliği aday adaylığını açıkladı. Ortaya da bakabiliriz. AK Parti binasında aday adaylığını açıklayan iş adamı Bekir Horuz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sürdürdüğü kutlu davanın şimdiye kadar hep parçası olduklarını söyledi. Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Bey'in yol arkadaşı, dava arkadaşı olmanın haklı gururunu yaşamamı ifade etmek istiyorum. Cumhurbaşkanımızın sürdürdüğü kutlu davanın şimdiye kadar hep bir parçasıydık. Şimdi de milletvekili adaylığına bir kez daha başvurarak bu davanın farklı kulvarlarda bir parçası olma niyetimizi ortaya koyuyorum. Türkiye ülküsü için siyasete AK Parti saflarında yer aldığını dile getiren Horuz, Çorum'a vefa borçlarının olduğunu, AK Parti döneminde Çorum'un sorunlarının çözüldüğünü ifade etti. Tek vatan, tek bayrak, tek devlet, tek millet Türkiye'nin bekası için AK Parti'nin kaçınılmaz bir gerçektir. Ben bir iş insanıyım. Bu ülkenin yatırım yapılarak, istihdam edilerek, ihracat yapılarak kalkınmasına inanan ve yaşayan birisiyim. Yani AK Parti'nin Türkiye vizyon belgesinde yer alan düşüncelerine gönülden inanıyorum. Çorum bizim baba ocağımız, bizim doğup büyüdüğümüz yer. Bizim Çorum'a vefa borcumuz var. Çok güzellikleri, zenginlikleri var. Çorum turizmi için müthiş bir tarihi altyapısı var. Zenginlikleri ekonomiye kazanması, çalışmaları yapacağım. Alternatif enerji kaynakları aktif hale gelmesinde düşüncelerim var. Çorum düne kadar Ankara'nın yakın kabuğunu kırmamış bir şehriydi. Günümüzde ise Çorum tam anlamıyla sanayi şehri haline geldi. AK Parti'nin Türkiye için bir şans olduğunu vurgulayan Horuz, vatandaşların istediğinin istikrarın sürdürülmesi olduğunu söyledi. Türkiye'nin 2023 vizyonunda Çorum çok önemli bir yer tutmaktadır. Çorum'un gelişmesi ve hızlandırılacaktır. AK Parti döneminde Çorum'un sorunlarını çözüldüğünü düşünüyorum. Yollar, sağlık, yatırım, köylere götürülen hizmetler, adliye sarayları, sanayiye yapılan yatırımlar, barajlar ve yapılanların sadece başlıklar olduğunu ifade etmek istiyorum. Duranlaştığımız an düşüşümüz, başlangıcımız demektir. Çorum'un ulaşımında yeni atılımlar başlaması gerekiyor. İnsanların daha fazla beklentisi oluyor. Turizm konusunda gereken altyapıyı oluşturmamızı, hamle yapmamızı düşünüyorum. AK Parti için bir şans, vatandaşımız bu konuda farkındalık doğrultusunda ifade etmek istiyorum. Gerekirse insanlarımızın şu anda en büyük isteği istikrar, ortamının sürdürülmesidir. İnsanlarımızı bazı kesimler balık hafızalı diye düşünüyor. Küçük görüyor. İnsanlarımız tam aksine Kadir Şinas ve yapılanları unutmazlar ve unutmayacaklardır. Çorumlular AK Parti'nin yaptıklarını biliyor ve daha güçlü bir destekle AK Parti'yi destekleyeceklerdir. Çorum'a şimdiden verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. AK Parti Çorum Milletvekilliği aday adaylığımı bir kez daha açıklıyorum. Rabbim utandırmasın.